Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Learnings videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Learnings videosu da geçen sene yani 9 ay önce gelmiş olan Lamborghini Urus'u Proving Grounds etkinliğini sizlerle beraber tanımlamaya çalışacak. Ve bu videoda etkinliğin ilk 2 gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Learnings videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve benim yapmayı kanıtlar araba edilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Hate ve Lamborghini Urus. Urus bu Lamborghini be. Oyunu ilk başladığım zamanlarda yani böyle 9 ay önce falan dediğim gibi ilk aldığım araç buydu. Alana kadar böyle 360 altı falan harcamıştım. Ah ilk zamanları çok sancılıydı. Neyse. Yeraltı çok böyle şey yapmıyor vesaire falan diyor. Sen de birine dahil olmak ister misin diyor. Lamborghini Urus'u getirdim diyor. Tamamdır. Biraz itibar yapmamız lazım falan diyor. Okey eyvallah. Yani bu aralar birazcık hareketli. O sebepten öte olarak gelene sana bir işim var dedi. Ve Lamborghini Urus'u kazanma şansımız var şu anda. Tamam. Urus'u yarışmak için senin. Elenene kadar tabii ki de. Yani onu iyi tutmaya çalışacağım vesaire falan diyor. Eğer ki birinci olursan kazanırsan diyor. Aracı alabilirsin diyor. Tamam da çok fazla araç var vesaire falan diyor. Yani sakın bunu batırma falan diyor. Tamamdır. Bugün pratik yaparsın falan diyor. Biraz ısınırsın diyor. Tamamdır. İyi bir eyvallah. Sonunda böyle bir SUV kafası bir aracımız olacak ekstradan ya. Porsche Cayenne Turbo vardı. O da yeni araçlardan bir tanesi zaten. Ondan sonra da bir de Lamborghini Urus'umuz olacak. Eğer ki etkinliği tamamlarsak. Güzel arabadır. Tatlı arabadır. Gayet. Zamanında deneyim etmiş biri olarak. Yani oyunun yeni başladıysanız özellikle bu araç zaten vız. Çok iyi gelir yani. Bayağı bir hız gelir. Çok iyi gelir. Tatlı araba çünkü gerçekten. Yani eğer SUV'lara karşı bir takıntınız varsa bir de Lamborghini Urus sonuçta yani. Taş gibi araba. Neyse ben şöyle ben hemen nitroyu basayım da yarışı kaybetmeyeyim malum. Başta birazcık ivmesi falan düşük. Ama yani bu tarz araçların azami hızları vesaire de iyi oluyor yani. Güzel bir spor araba. 1800'de başladık. Bu arada bu ilk günde en çok para kazanabileceğiniz yarış. İkinci yarış. Ama isterseniz 3 ve 4. yarışları da tercih edebilirsiniz. Sprint olduğu için. Ama genel olarak baktığımızda ikinci yarış biraz daha karlı. Yarış süresi. Çünkü aralarında en uzun olanı. Nitro basmadan nitro şeritlerinden geçerek güzel para kasabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biz de öyle yapacağız. Nitro şeritlerinden geçeceğiz geçmesine. Ama doğru düzgün nitro da basmayacağız tabii ki de. Nitro'yu bitirmeye çalışıyorum kasıtlı olarak. Lan madem makas da atabilirim iyi de. Leş gibi başlangıç attık ama bundan sonrası Allah Allah bak geçemiyorum nitro şeridinden. Tabii SUV'a birazcık alışmak lazım. SUV'a bir tık alışmak lazım. Büyük araba olunca malum bir de bir tık ağır drift yapıyor gibi geliyor bana. O yüzden birazcık alışmak tabii ki de şart. Şöyle makas ata ata gidersek çok daha iyi olur malum. Tamam güzel fena değil. Yarışı kazanmayalım lan bu arada. Tamamdır güzel. Yarış kazansaydım olmazdı çünkü. Raşo yarışlarında o kadar fazla para kazanamama ihtimalimiz var çünkü. Ne kadar para geldi? 2800. Yani 3K ya da 3K'nın bir tık üstü para kasabilirsiniz. Şimdi videoyu sonlandırıyorum ben. Kaldığımız yere tam gaz. Birinci gün bitmesine yani ikinci gün açılması yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yere tam gaz. Devam ediyoruz. İkinci gün açılması. 2 saat var. İkinci yarışı ben otomatik olarak kazandım biraz önce. Tekerlek parçasını aldım. Zaten Proving Grounds etkinliği olduğu için aynı zamanda diyalog falan yok. O yüzden uzatmadan hemen seri bir şekilde devam ediyoruz. Biraz da para kastım. Parça falan aldım. Tam gaz para biriktirmeyle devam tabii ki de. Aynı zamanda. Şimdi hemen üçüncü yarıştan devam ediyoruz. İkinci yarışta umarım daha fazla para kasabiliriz bu arada da. Biraz para anlamında, finansal anlamda bir avantajımız olsun. Çünkü ben Lamborghini Urus'u gerçekten ciddi anlamda istiyorum. Tam bütün araçları istiyoruz. Eyvallah iyi hoş da etkinliği olabildiğince iyi durumda tamamlamak istiyorum. Yani altına harcamak istemiyorum geçenki gibi de. Tamam orada sadece turbo kit aldık ama sonuçta harcama yaptık mı? Yaptık. Harcama yapmadan etkinliği tamamlamak istiyorum. 2100 de buradan aldık bu arada. Yaklaşık 16K'da paramız var şu anda. 2 yarış var. Ondan sonra da zaten etkinliğin ilk gününü tamamlamış olacağız.
A603 PR'ımız var. Bakalım PR'ımızı kaça çıkartacağız. Ama işte gereken PR var. Ulaşacağım ve daha geliştirme yapmayacağım. Üçüncü güne kadar böyle. Ekstra avantajlı olmak istemiyorum çünkü. Ben zaten para biriktirerek kendimi avantaja sokabilirim yani. Amacımız o olmalı. Ana amacımız. Tamam, güzel para geliyor bu arada. Gayet güzel. Lan makas. Ya hayır ama ya. Ya ama hayır ya. Vallahi billahi hayır ya. Abi şaka mı yapıyorsun ya? O kadar saçma sapan gitti ki bilet. Neyse canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yere tekrardan devam ediyoruz. Hani bir de az bir şey para veriyor yani. Boşa gitti bilet tamamen ya. Neyse, reklam izleme fırsatım olursa reklam izlerim. Oradan biraz telafi ederiz. 605 PR gerekiyor. Zaten bizimki 603. O yüzden hemen yükseltmelerimizi yapalım. Şunu basalım. Direkt olarak PR duvarını açmak için. Evet, şimdi makas atacağız. Bir tane makas zaten. O zaman hadi bakalım atalım o makası. Bakalım atabilecek miyiz? Hadi bakalım. Umarım millet elimizde patlamaz. Yani zaten bir kere patladı. Bir daha da patlamasını istemem doğal olarak. Şöyle tekrar mute basalım. Zaman daha az hani. Umarım birden fazla makas atma şansımız vardı diyecektim ki. Yok mu yoksa? Varmış. Allah'tan varmış. 3 tane makas attım hatta. Güzel güzel. Başarılı bir şekilde bu yaşta kazanmış olduk. Güzel. Evet, hallettik. Evet, seni gerçek oyuncuların yanına o zaman kayıt edebiliriz diyor Ibe. Yani ikinci günde yavaştan işler ciddiyete binmeye başlayacak. İlk günü tamamladık an itibariyle. Şimdi ben videoyu yavaştan sonlandıracağım. Kaldığımız yere tam gaz, biletler dolduktan sonra devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci gün aşağı 2 saat 15 dakika oldu. Biletler doldu. Şimdi kaldığımız yerden seri bir şekilde devam ediyoruz. Evet, bugün gerçek bir şey diyor. Hani ilk turluğa başlıyor vesaire falan diyor. Daha ilk turda elenme diyor. Ya iyi, sen kimle konuştuğunun farkında mısın Allah aşkına? Madem bize böyle laflar söyleyeceksin, sen bizi niye bu işlere çağırıyorsun? Sanki hiç bu tarz etkinlikleri, görevleri yapmamışız gibi. Neyse hadi bakalım. İlk yarıştan başlayalım. İsterseniz bu arada 3. yarıştan da para kasabilirsiniz ama 5.'den daha fazla para geliyor gibi geldi bana. O yüzden 5. yarıştan para kasmaya çalışacağım. Hem etkinliğin 2. gününü bitirmek için 3. güne kıyasla daha az bilet gerekeceğinden ötürü daha iyi bir şekilde para kasabilirim. Ve bu sayede etkinliklere daha az geç kalırım diye düşünüyorum. Çünkü buna biraz geç kaldım ya. 2 saatlik bir süre söz konusu sonuçta. 2 saat yüksek bir süre. En azından 2 yarış kala bunu yaparsam daha az geç kalırım. Geç kalma ihtimalim düşer. Bu da benim işime gelir. Şöyle de bir makas attık üstüne. Ve etkinliğin ikinci gününün ilk yarışında tamamlamış olduk. 2500 de buradan geldi. Şu an 13,5K paramız var. Parça olarak iyi durumdayız bu arada. 3 tane motor, bir tane turbo vesaire var. Bunları zaten kullanacağız daha sonra. Ki oyunda da otomatik olarak da parça verdiği için ilk 2 gün harcamaya gerek yok. Direkt olarak hani PR kasmanın bir anlamı yok. Çünkü amaç milletten, yani yarışların arkasından vesaire para kasmak olduğu için. Ya da işte çok para kazandıran yarışları defalarca kaybedip olabilecek en verimli şekilde yarışları kaybedip yüksek parayla ayrılmak olduğundan dolayı öyle acayip derece upgrade'ler vesaire yapmaya gerek yok. Hatta upgrade yapmaya bile gerek yok. Yapmamanızı tavsiye ederim o yüzden. Yani yarışları daha çok bitirmeniz sizin bir işinize yaramayacak çünkü. Çünkü bu yarışları kazandığınızda bir daha oynayamıyorsunuz. İlk 2 gün için geçerli bu tabi. Ben bunları sürekli söylüyorum etkinlik videolarında vesaire. Ama aramızda yeni kazanan, ilk defa izleyenler vesaire olabilir diye, ki dünyanın en normal şeyi. Ondan dolayı tekrar tekrar anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. 15,5K paramız oldu şu anda. Umarım deli gibi para kasabiliriz bu sefer ya. Deli oyunda kasmıştık. Ama malum mecbur turbo kiti için altını harcamak zorunda kalmıştım. Öyle bir
durum söz konusu. Bir dakika. Evet, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer bu arada kurallı yarışlarda ufaktan başladı. 2,4 saniye havada böyle uçmamız gerekiyor. Böyle yarışlar çok fazla olacak. Proving Grounds'da zaten özellikle bu tarz böyle kurallı yarışlar oluyor. Ve Lamborghini Urus biraz zorluyor bu arada. Çünkü ben oyuna ilk başladığım zamanlarda oynamıştım malum. Arabayı çok zor da olsa açmıştım. Bir 366 falan harcamıştım o zamanlar. Tabii ben oynamayı o zamanlar bilmiyordum. Hani normalde o kadar altın harcamalık bir durum aslında pek yok. Ve bu arada bu yarışı da kaybedebilirsiniz bu arada. Çok da ciddi problem değil. Buradan da güzel para kasılabiliyor. Kaybedersem üzülmeyeceğim yani. Ama geçersem de olur. Ve geçemedim. Ama önemli değil. Çünkü buradan güzel para kasılıyor dediğim gibi. Hatta bakalım ne kadar para gelecek. Evet, 3,5K geldi yaklaşık olarak. Biraz daha iyi yapılabilir ama ben 5. yarıştan para kasmayı hedefliyorum ağırlıklı olarak. O yüzden videoyu bir durduracağım. Yarışı kazandıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu sefer yarışı kazandık. Hatta önündeki rakip rampaya çarptı. Ondan dolayı kazandım desem yine de. Yine 3,5K geldi bu arada. Biraz daha iyi para kasılıyor buradan bu arada. Yani biraz daha fazla üstüne koyarak para kazanmanız mümkün. Prostor güncellenmiş. Eğer ki bu arada transmisyon kiti veriyorsa oyun, tekerlek kitini direkt olarak alırım. Çünkü malum yükseltmelere ihtiyacımız var. Yoksa çok maliyetli oluyor. Malum oyuna 180 tane araç olunca hangi birini yükseltmeye para harcayabiliriz ki zaten? Hadi sokak araçlarını yükseltirsin. Onlar kolay. Hadi onlardan da 20 tane olsun. Geri kalan 160'ı ne yapacağız? Yani ondan sonrasında da 6 yıldızlı araçlar falan yani. 6 yıldızlı bir aracı fulleyene kadar zaten bir ton para gidiyor. Daha bunun 8'i falan var yani. Daha ne olsun. Mümkünatı yok o yüzden yani. O yüzden zaten bu etkinlikleri yapmak ekstradan önemli ya. Aracı aldığınız zaman yükseltmelerle beraber sizin oluyor. Bu da tabii ki de hem bedavadan bir aracınızın olması, hem biraz yükseltmiş olmanız, hem de bedavadan da tabii aracı yaptığınız yükseltmelerle beraber size geldiğinden masraftan ciddi oranda kısıyorsunuz. O yüzden bu etkinlikleri verimli şekilde oynamak ekstradan önemli. Evet, bu arada asıl para kasacağım yarışa da geldik. 5. yarışa geldik. 4. motor parçası gelecek bana bu arada bu yarışı kazanmamla birlikte. Bakalım. İnşallah daha fazla turbo falan gelir de. En büyük hedefim zaten motorla turbo kit sahibi olmak. Onları alırsak zaten etkinlikte aşırı rahat edeceğiz. Baya baya rahat edeceğiz eminim. Ama tabii ki de ben ekstradan transmisyona tekerlek kitine de hayır demem bu arada. Sonuçta iğmeye de ihtiyacımız var. Sonuçta onun yükseltmelerini de yapmamız lazım. Ama dediğim gibi benim ana hedefim dediğim gibi motorla turbo almak. Şöyle hemen rakibin arkasına tekrardan geçelim. Ama çok da hızlı gitmeyelim. Nitro da çok fazla olmasın ki rahat rahat para biriktirebilelim hani. Rakip bir kez daha nitro basacak çünkü. Bastı da zaten. Şöyle bir çarpalım arkasına. Tamamdır, artık para kasabiliriz. Gayet güzel. Ama yine nitro şöyle basayım da. Ne olur ne olmaz. Tamamdır, yarışı kaybettik. Ve bakalım ortalama ne kadar para geliyor. Evet, yine 3,5-4K arası para geliyor. Ben biraz daha zorlasam 4K'nın belki üstüne bile çıkarım birazcık. Şu an 24K paramız var. Videoyu burada sonlandırıyorum bir. Kaldığımız yerden tam gaz. 3. günün açılması yakın bir zaman kala. Devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Yaklaşık 44K paramız var. Şu anda bu arada biletleri kasıtlı olarak bitirdim. Çünkü etkinliği 2. gününü bitirdikten sonra videoyu çekme şansım olmayacak. Yani 3. gün çekme şansım olmayacak. O sebepten ötürü olarak da ben biletleri bitireyim dedim. Hani boşu boşuna oyunu boş bırakmaktansa en azından biletleri bitireyim. Biletlerin de olması bekleyeyim. Ben o sırada müsait olduğunda video falan yaparım düşüncesiyle. Haberiniz olsun yani. Şöyle motor geliştirmesini tamamen bitirelim bari. Motoru tamamen bitirdik abi. Üçüncü güne geldiğimizde zaten başladığımızda geri kalan yükseltmeleri de yaparız zaten. Bir tane makas atmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Umarım atabiliriz o makası. Bu tarz yarışlar malum biraz kanser edebiliyor. Umarım kanser olmayız. Şöyle sakince geçeyim ben. Tamam. Şöyle sakince geçeyim ben. Hiç zorlamaya gerek yok. Hiç riske atmaya gerek yok. Tamam, sakince makasımızı attık. Şimdi güzelce yarışımızı kazanabiliriz. Ve tek bir şansımız var gördüğünüz gibi.
Yani yapamasaydık bilet boşa gidiyordu. Ve yarışı başarılı bir şekilde tamamladık. Güzel. Kurtulduk bugünden de. Hiç fena değil. Diyor. Hardshot diyor. Yarın daha fazla dikkat çekeceksin diyor. Yani yarın daha büyük bir gün olacak diyor. Daha zorlayıcı olacak diyor. Olsun bakalım. Şöyle 10 çizimi daha aldık. İkinci günü tamamladık. Ve videoyu yavaştan sonlandırma vakti geldi. Evet sevgili arkadaşlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmışsınızdan da başka gösterilerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.